Çok aziz ve muhterem Aydınlı kardeşlerim, şu muhteşem insan seli karşısında ayrıca konuşma lüzum var. Sizin lisanı haliniz, şu muhteşem tablonuz her şeyi göstermiyor. Her şeyden evvel 10 gün sonra inşallah Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aydın'da da Refah Partimizin 8-0 seçimi kazanacağını gösteriyor. Bu büyük şahlanışta da birincisinde ikincisinde olduğu gibi bu yeni şahlanışta da Aydın'ımıza yakışan zaten budur. Biraz önce Aydın Menderes kardeşimizin de ifade buyurdukları gibi yurdum neresine gitsek Allah'a şükürler olsun aynı coşku, aynı yanardağ, aynı insan selleri. 65 milyon insan ayağa kalkmış. Ülkenin göğünde bir tek güneş parlıyor. Refah güneşi. Çok şükür bugünlere ulaştık. Sadece Türkiye'deki diğer partiler değil, bütün medya televizyonlar değil, bütün dünya refahı konuşuyor. Evet, çünkü 10 gün kaldı bu büyük tarihi güne, bu büyük yaradan patlamasına. Esasen sadece meydanlar değil, sadece Refah Partisi'nin 4 milyon üyeye sahip olarak dünyanın en büyük partisi olması değil, son yıllarda yapılan seçimler zaten 10 gün sonraki büyük muhteşem sonucu hep haykırdılar. 1 Kasım 1992'de 1 milyon insan sandık başına gitti. Refah Partisi'nin oy oranı %28, DYP %14 oldu. O seçimde taktikçiler neler dediler duydunuz? Dediler ki o Refah Partisi bu kadar güçlenmiş olamaz. Bizim adamlarımız o gün hava güzeldi, pikniğe gittiler. Onun için bizim gücümüz sandığa yansımadı. Dediler de ne oldu? Çok geçmedi arkadan büyük tarihi devrim noktası 27 Mart seçimleri geldi. O zaman bu taklitçilere nasıl seslendik duydunuz? Bile taklitçiler hadi bakalım. Bak 27 Mart adı üstünde kış günü. Piknik yok ve seçim 23 yerde değil. Ülkenin her yerinde. Neyiniz varsa sandığa koy. Koydular ne oldu? Daha ne olacak? 27 Mart en büyük sosyal patlamadır. Dünyanın baş şehri İstanbul. 13 milyon nüfuslu İstanbul. Sadece Büyükşehir Belediyesi değil. 17 tane merkez belediyesini hepsini Refah Partisi'ne emanet etti. Ankara Türkiye'nin başkenti. Sadece Büyükşehir değil. 5 tane merkeze bağlı belediyeyle beraber Refah Partisi iktidara getirdi. Arkasından aklınıza ne gelirse sayın. Büyük Selçuklu payitahtımız Konya, Kayseri, Erzurum, Diyarbakır, Van, Urfa, Bitlis, Muş, Trabzon, Rize, Sakarya, Kütahya. Tam 65 milyon evladının, memleket evladının 45 milyonun yaşadığı illerde yerel yönetimler Refah Partisi'ne verildi. Sosyal bir patlama ancak böyle olurdu.